Mesnevi zerre 26. İnsanın da istidadına bakılırsa vazife-i fıtriyesinin obudiyet olduğu anlaşıldığı gibi ruhani ölviyetine ve ebediyeti olan dereceyi i iştiyakına da dikkat edilirse ilahir. Mesela kalpteki aşk-ı beka bu dünyaya sığmıyor. Kalp ebedi yaşamak arzu ettiği halde Dünya geçici ve fanidir. Ya da kalbin o kadar çok emel ve arzuları vardır ki bu dünyada binden birisine ulaşamıyor. Ruh latif ve nurani bir varlıktır. Dünyevi ve cismani kayıtlardan sıkılır ve bunalır. Ama ceset kafesinde kayıt ve prangalar içindedir. Demek ruhun mahiyeti de bu maddi dünyaya sığmıyor. Daha nurani ve latif olan bir alemi talep ediyor. Ruhun o kadar çok incelikleri var ki hepsi dünya torbasını yırtıp başlarını çıkararak ebet ebet diye inliyorlar. Bunları en avam insanlar bile çözümleyebilir. Akıl kapasitesini bu dünyada tam kullanamıyor. Demek kullanacağı başka ve daimi bir alem var olduğu anlaşılıyor. İnsanın akli melekesini kayıtlayan ve hakikatleri görmesini engelleyen o kadar çok maddi gaflet ve sebepler var ki akıl bu kayıt ve engellerden dolayı bazen en zahir bir hakikati bile göremeyebiliyor. Halbuki akıl mahiyet olarak onları anlamaya müsaittir. Ama aklı çevreleyen karanlık perdeler onu anlamasına engel teşkil eder. Akıl da ahiret aleminde özgürlüğüne kavuşacak tıpkı kalp ve ruh gibidir. İnsanın duygu ve latifelerinin anatomisi bu dünya için olmadıklarını gayet zahir bir şekilde ortaya koyuyor. Tıpkı anne karnındaki bir çocuğun azalarını anne karnında kullanamamasının kullanabileceği bir aleme işaret etmesi gibi nasıl anne karnındaki bebeğin azaları dünyaya işaret ediyor ise aynı şekilde dünyada ahiret alemine nispetle anne karnı gibi dar ve sıkıntılı olduğu için insanın latife ve duyguları da ahiret alemine işaret eder. Dünya hayatı insan mahiyetine dar gelen bir elbise hükmündedir. Bu da insanın bu dünyaya ait olmadığının en büyük ispatıdır.